Sorumuz şu, denklemi kareye tamamlama yöntemini kullanarak çözünüz. 4x kare artı 40x eksi 300 eşittir 0. Önce buraya yazalım tekrar. 4x kare artı 40x eksi 300 eşittir 0. İlk adım olarak x kare teriminin önündeki bu 4 katsayısını istemiyorum. Katsayının 1 olmasını tercih ediyorum. O halde denklemin her iki tarafını da 4'e bölelim. Her şeyi 4'e bölelim. Bu bölü 4. Bu bölü 4. Bu bölü 4 ve 0 bölü 4. Her iki tarafı 4'e bölüyoruz. Yani bu x karenin başındaki 4'ten kurtulacağız. Sadeleşmiş hali ne oldu? x kare artı 10x. Bunu yapabiliyorum. Çünkü sol tarafa yaptığımın aynısını sağ tarafa da yaptığım sürece eşitlik bozulmuyor. Ne dedik? 40x bölü 4 eşittir 10x. Sonra da 300 bölü 4 kaç eder? 75 eder, değil mi? Sağlamasını yapalım. 3, 4'ü e bölünmez. 30 bölü 4 7. 4 kere 7, 28. 30'dan çıkardık, 2 kaldı. 0 aşağı iner. 20 bölü 4' de 5 eder. 5 kere 4, 20, 20'den çıkar, kaldı 0. Demek ki bölüm gerçekten 75'miş. Yani eksi 75 dedik eşittir 0. Buna baktığınız zaman bu haliyle yani bir şekilde çarpanlarına ayırmayı deneyebilirsiniz ama bunun bir tam kare olmadığı çok açık. Yani bu üç terimli ifade bir tam kare değil. Çünkü bu terime baktığımızda onun yarısı 5 ve 5'in karesi 75 değil. Demek ki bu tam kare bir ifade değil. O halde bir şekilde sol taraftaki ifadeyi tam kare bir ifade haline getirmemiz lazım. İlk iş olarak bu 75'ten kurtulalım. Bazen görürsünüz bazıları 75'i sol tarafta bırakır ama ben sağ tarafa atacağım. Öylesi daha sade oluyor çünkü. Denklemin sol tarafındaki eksi 75 teriminden kurtulmak için her iki tarafa artı 75 diyelim bakalım ne olacak. x kare artı 10x, eksi 75 ile 75 birbirini götürdü. Burayı boş bırakıyorum çünkü ifadeyi tam kareye tamamlamak için buraya bir şeyler yazacağım. Eşittir 75. Denklemin her iki tarafına da 75 ekledim. Şimdi bu aşama, şimdi yapacağımız şey kareye tamamlama yönteminin özü. Denklemin her iki tarafını bir sayıyla toplayacağım. Sadece bir tarafa eklersem olmaz tabi. Denklemin her iki tarafına da bir sayı ekleyerek sol tarafı tam kare bir ifadeye dönüştüreceğim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Geçen videoda gördük, 3 terimli tam kare bir ifade oluşturmuştuk. Şöyle yapıyoruz, bu son terim ya da şöyle diyeyim, sol taraftaki her şey sadece son terim değil, sol taraftaki bu ifadeyi tam kareye dönüştüreceğiz. Peki nasıl? birinci dereceden bu terimin yarısının karesine eşit olan sabit bir terim ekleyeceğiz. Bunun katsayısı 10. Onun yarısı 5. 5'in karesi de 25. Sol tarafa 25 ekliyorum ve tabii ki eşitliği bozmamak için sol tarafa ne yaparsam aynısını sağ tarafa da yapmam lazım. Sağ tarafa da 25 ekleyeceğiz. Sol taraf artık tam kare bir ifade. Peki hangi iki sayının toplamı 10 çarpımı 25 eder? Çok kolay, 5 ile 5. O halde bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda sol taraf şu şekilde sadeleşir. x artı 5'in karesi. x artı 5 çarpı x artı 5. Bu arada eğer bu yaptıklarım karışık, karmaşık geldiyse çarpanlara ayırma başlıklı videoları izleyin veya 3 terimli tam kare ifadeler oluşturma konusunu işlediğimiz bir diğer videomuz vardı, onu bulun. İsterseniz de bunun karesini alın ve tam olarak buna eşit olduğunu bizzat görün. Bu da 75 artı 25'e, yani 100'e eşit. Demek ki bir şeyin karesi 100'e eşitmiş. O halde o bir şey, yani bu, Şimdi bir şeyin karesi 100'e eşitse demek ki o şey yüzün kare köklerinden biri ve yüzün iki farklı kare kökü olduğunu biliyoruz. Bir tanesi artı 10, diğeri ise eksi 10. O halde şöyle diyebiliriz. x artı 5, yani karesini aldığımız şey 100'ün kare köklerinden bir tanesine eşit olmalı. Yani bu 100'ün negatif veya pozitif kare köküne eşit olacak. Yani artı eksi 10 veya ayrı ayrı da yazabiliriz. x artı 5 eşittir 10 ve x artı 5 eşittir eksi 10. Bu eşitlikte her iki taraftan 5 çıkarırsak, yazalım her iki taraftan 5 çıkarıyorum. Net x eşittir 5. Bu eşitlikte de her iki taraftan 5 çıkaralım. İki eşitlikte de aynı şeyi yapıyorum yani yine iki taraftan 5 çıkardım ve eksi 15 sonucunu elde ettim. Yani bu denklemi çözünce bu iki çözüme ulaşıyorum. Şimdi gerçekten işe yarıyorlar mı, yaramıyorlar mı bir bakalım. Sağlamayı maviyle yapacağım. 5'in sağlamasını yapalım önce. Şimdi 5'in sağlamasını yapalım. Ben bir tanesini 5'e yapacağım, diğerinin sağlamasını siz yapın. Şimdi 4, 4 çarpı x kare, yani 4 çarpı 25, artı 40 çarpı 5, artı 40 çarpı 5, eksi 300'ün 0'a eşit olması gerek. Bakalım, 4 kere 25, 100 eder. 40 çarpı 5 eşittir 200. Ve bundan 300'ü çıkaracağız. 100 artı 200 eksi 300. Bu kesinlikle sıfıra eşit. O halde x eşittir 5 çözümü denklemi sağlıyor. Denklemde yerine koyarsanız x eşittir eksi 15 çözümünün de aynı şekilde denklemi sağladığını göreceksiniz. Hoşçakalın.